Efendim, Korkuteli TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İştek'le beraberiz. Başkanım, bizi konuk ediyorsunuz. Biz sizin konuğunuz bugün. Estağfurullah. Korkuteli'de herkes birbirinin konuğu. Evet, bugün yeni yapılan yüzme havuzunda 1071 Alparslan Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesi'ndeyiz. Burada da hem 3 aylık bir zaman dilimini değerlendirelim, hem de vatandaşlarımızın merak ettikleri, kulislerde konuşulanlar, yani kimin aklında ne soru varsa soralım diye bir araya geldik başkanım. İç dökeceğiz. İç dökeceğiz. Kısa bir değerlendirme de yapacağız. Evet. Hemen siyasetten önce hizmetlerden girmek istiyorum başkanım. Seçileli kısa bir süre oldu. 3 ay gibi bir zaman Birazcık oldu. Geçti 3 ay. 5-6 gün geçti. 5-6 gün geçti de şey var ama biraz da o mazbata süresi var başkanım. Onu da düşünce yaklaşık 3 ay. Gayet hızlı gidiyorsunuz. Yani 3 tane proje, hatta 4 tane proje hayata geçti. Yok, tek proje burası. Diğer parkı projeden saymıyorsunuz. Toplam çözüm ekibi. Toplam çözüm ekibi olması gereken hizmetin şeyiydi zaten. Beklenen hizmetin, daha önce seçim zamanında söz verdiğimiz hizmetin başlangıcı o. Yani o da bir proje değil. Toplam çözüm ekibi çalışması bir projedir. Yani proje çalışmasıdır. Ama köyde, kentte yaptığımız toplam çözüm ekibiyle yaptığımız işler hani bir proje değil, zaten köylümüzün beklediği, çiftçimizin beklediği Peki, işler, belediyecilik işleri yani. Başkanım, sizin gözünüzden ilk 3 ay nasıl geçti? Kısa bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Belediyecilik anlamında. Belediyecilik anlamında. Şimdi tabii ilk önce bir belediye başkanı olarak benim bir belediyeyi daha önce seçim döneminde incelemiştim. Çalışma sistemi, kurumsal yapısı olması gerektiğini neresinde diye. Bazı konularda çok çok üstte bir belediyemiz var. Korkuteli Belediyesi. Bazı konularda ciddi yüksek hizmet verebiliyorlar. Bir kere hiçbir çalışan personelimizin milletimize karşı bir art niyeti yok. Bu çoğu belediyede bunu göremez. Ya samimiyeti var arkadaşlarımız. Samimiyetin olduğu yerde diğer yerleri dizayn etmek, kurumsallaşmaya gitmenin yönü hızlanıyor. Daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Dolayısıyla o konuda ben o samimiyeti, arkadaşlardaki bir şeyler yapma samimiyeti, bir şeyleri öğrenme samimiyetini, vatandaşla olan ilişkiler samimiyetinde çok üst noktada bir belediyemiz var. Tabii ki bir çuvalın içerisindeki bütün patatesler, elmalar, armutlar, işte pirinçler hepsi aynı değil. Yani ben de dahil olmak üzere belediye başkanı olarak. Yani benim de hatalarım var, kusurlarım var. Ama genelleme yaptığımız zaman Korkuteli Belediyesi'nin çok çok iyi noktaları var. Ben bunları kaybetmeden, bu özelliğini kaybetmeden belediyemizi kurumsallaştırmak istiyorum. Yani belediye başkanlarının ve yönetimlerin şahsına değil, bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene, 30 sene sonra kurulan bir sistemde, yani vatandaşımızın karşılamasından tutun gönderilmesine, hizmet sürelerine, birimlerin yapmış olduğu hizmetlerdeki kalitenin kim gelirse gelsin aynı şekilde devam etmesi için bir sistem kurmak istiyorum, kurumsal. Bunu da işte 100 parçaya bölersek, ben biraz istatistik kafam var, evet, yaptığım işten dolayı istatistik tutarım ben. Seçim zamanından biliyoruz başkanım tabii bunları. Yani ben anketsiz, istatistiksiz, notsuz, raporsuz, kenara not almasız, kimi şeyleri beynime not alırım, kimi şeyleri ajandama alırım, kimi şeyleri bilgisayarıma not alırım. Yani 100 parçaya bölersek bu 3 ayda, ilk 3 ayda kafamdaki ve olması gereken belediyecilik kurumsallaşmanın %20-25'ini, ki büyük bir rakam 3 ayda %20-25, %20-25'ini en azından mantalite olarak yerleştirmeye başladık arkadaşlarımızla beraber. Başkanım, nasıl bir belediye devraldınız? Seçim bitti, 31 Mart bittiği zaman mazbatayı aldığınızda nasıl bir belediye hayal ediyordunuz? Nasıl bir belediye aldınız? Ya hangi noktası, yani mali noktası, mali noktası da, şahsi noktası da, yani personel noktası da, bir genelleme olarak. Yani Türkiye şartlarında çok çok iyi bir belediye. Yani mesela araç parkuru böyle bir noktada, bu nüfusta, bu noktada Allah razı olsun bizden önceki belediye başkanlarından, araç parkurlarımız istediğimiz gibi değil ama bu ölçekte Türkiye'deki birçok belediyeden çok çok iyi. Yani düşünebiliyor musun? 4 tane grayderiniz var, 3 tane silindiriniz var,
kepçeleriniz var, kamyonlarınız var, iş makineniz var, temizlik araçlarınız var. Yani var oğlu var. Bizim ölçeğimizdeki bir belediyeye göre çok iyi. Ama çok hızlı hizmet vermemiz gerekiyor. Bizim acilen vermemiz gerekiyor. Hizmetler noktasında çok geniş coğrafyadayız. 52 para köyümüz var. 6 merkez mahallemiz var. Dolayısıyla gönlüm istiyor ki sabah kalktığım zaman işte bir haftada bir köyü değil, işte bir haftada 3 köyü bitirerek gidebilecek makine parkurumuz olsun. Onun için de uğraşıyorum. Yani Ankara'ya gidiyorum. İstişareler yapıyorum. Mali tablolarımızı şu anda ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Daha çok araç alalım, daha çok iş makinesi alalım tarzındayız. Bu araç parkur anlamında şu an için memnunum. Ama geliştireceğiz. Ama personel anlamına geldiğimiz zaman personel verimlilik isteyen, bir sistem isteyen, işte raporlama sistemi isteyen, anında geri dönüşleri isteyen bir yapıya cevap verebilecek personel yapımız da var. Yani 43 memurumuz var. 43 memur dediğiniz zaman 58 bin nüfusta bizim ölçeğimizde bir belediyede çok çok iyidir. Ama arkadaşlarımızın hangi konularda, hangi sıralamalarla çalışmaları gerekiyor, iş programlarının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili karşılıklı sohbetlerle, istişarelerle onu da geliştireceğiz. Yani personel noktasında da şu anda çok fazla bir sıkıntımız yok ama malumunuz iş kuruluşundan gelen bir personelimiz vardı. 55-60'a yakın personelimiz iş kurda süreleri bittiği için ayrıldılar. İşçi konusunda sıkıntımız var. Ama iş kur dışında bir işçi alımına girdiğimiz zaman da bütçemiz yok. Yani kadromuz yok bu anlamda. Mali düzende. Tabii biz kucağımızda neyi bulduk? Şikayet anlamında yine söylemiyorum. Bilgilendirmektir bunların. Bu programın tamamı bilgilendirme. Tabii ki. Onu da söyleyeyim seyircilerimize. Çünkü ben hiçbir şeyden şikayet etmem. Yani ne borçtan şikayet ederim, ne imkansızlıklardan şikayet ederim. Bizim genel başkanımızın da bize talimatı, üretken belirleyicilik, şikayet etmiyorsunuz, şikayet yok. Aynen yolunuza devam ediyorsunuz. Dedi, subliminal de burada bir siyasi mesaj vereyim. Dolayısıyla işçi noktasında Mayıs sonu itibariyle çıkışlar başlayınca bir de yazlakçı dediğimiz ilave 80-100 bin dönemine denk gelince 50 işçi çıktı, yazlakçılarımız geldi. Dolayısıyla nüfus bir arttı. Tıkanma, nüfus arttı. Bir işte bu 3-4 ayda bir tıkanmamız var. Bunu da işte maksimum düzeyde verimlilikle kullanmaya çalışıyoruz. Hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu yüzden dolayısıyla belediyemizdeki işçilerimizle ilgili mesela aldığım bir karar var. İnşallah bir hafta 10 güne kadar belediyedeki iş ve işlemleri memurlarımızla götürüp belediyemizin içerisinde ki işçi arkadaşlarımızın, kadrosu işçi olan arkadaşlarımızın tamamını yine siyaset gözetmeden bu boşluğu kapatabilmek için sahada kullanacağız. Sahaya inecekler. Diğer kamu ve kurum kuruluşlarda belediyemizin göndermiş olduğu işte bölge trafikte, adliyede, kaymakamlıkta gönderdiğimiz kendimize ait personellerimiz orada hizmet veriyorlardı. Sayın Kaymakamım ve ilçe müdürlerimizle görüşme yaptım. Durumu arz ettim. Yani yok. Yani bir kişi lazım bize. İşkur'dan dolayı sıkıntıya girdik dedim. Onlar da hoşgörüyle aman belediye hizmetleri aksamasın diye. Oradaki işçi kardeşlerimiz de aldık. Onları da sahaya sürdük. Ben de sahadayım. İşçilerle siz zaten beraber. Sahadasınız. Evet. Makamda çok görmedik dolayısıyla sizi. Dolayısıyla hani belediye dediğimiz gibi Ocak ayı itibariyle yani araç, gereç, personel bilmem ne yapılanmaları tamamen bitmiş. 2020'de Ocak ayı itibariyle artık tam kapasite çalışmaya başlayacağız. Şu anda ısınma turları. İnşallah. Başkanım peki maddi boyuta gelecek olursak, belediyenin siz gerçi bu konuda çok şeffaf davranıyorsunuz. Kendi sosyal medya hesaplarınızda da ara ara açıklamalar yapıyorsunuz. Nasıl bir tablo vardı? İşte borçlarını açıkladınız ama bir de böyle televizyon karşısında. Ben mecliste de söyledim. Daha önce de söyledim. Belediye borçlu olur. Türkiye'deki belediyeler borçlu belediyeler. Zaten bir belediyenin kasasında para varsa, yani bir belediye başkanı ve yönetimi belediyede kasasında para tutuyorsa, şey için söylemiyorum hani böyle anlık ödemeler için 200-300 bin lira, 100 bin, 150 bin lira falan tutarsınız böyle bir parayı ama
Hani böyle 3-5 milyon, 10 milyon, 20 milyon kasasında para olan belediye var mı? İşte %1-2 de olsa Türkiye'de var. Evet. Emin olun iş yapmıyor demektir. Yani belediye borçlu olacak. Borçlanacak. Ama bu borcu nereye yaptı? Ne için yaptı? İleriye mi attı? Borçlanma süreci nedir? Kısa, orta ve uzun vadedeki borçlanma hangi yatırımlar için yaptı? Bir yönetici olarak ben buna bakarım. Borç yaparsınız. Yarın işte 50 milyona yakın bir borçla devraldık demiyorum. 50 milyona yakın bir borçla bir açıklama mı yaptım ben? Hı hı. Dedim ki yani durum budur. İller Bankası'na bu, esnafımıza bu, alacağımız bu, vereceğimiz bu. Bunu bilin. 150 milyon borçla da ben 5 yıl sonucunda yapabilirim. Ama sıfırala da yaklaştırmış olabiliriz. Tabii ki. Yani 1-2 milyonluk borçla da biz 5. yılı kapatmış olabiliriz. 45-50 milyonunu ödemiş olabiliriz. Aynı zamanda yatırımlar da yaparak ödeyebilmiş olabiliriz. Bir bakmışsınız ki 150 milyon borçla da yapabiliriz. Ama burada bu borç ödenebilir bir borç mu? Bunun karşılığında gelir getiren yatırımlar yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Milletimiz de ona bakar. Yoksa hepimizin cebinde kredi kartı var değil mi mesela? Sizin de borcunuz var. Tabii ki. Tabii borçsuz. Kameraman arkadaşların da borcu var. Yani Türkiye'de herkesin borcu var şahıs olarak da. Yani 2500 lira, 3000 lira maaş alıyorsunuz ama 10 bin lira borcunuz var. Siz bunu ödeyebilecek durumda mısınız, değil misiniz? Ona bakmak lazım. Coşkun'un borcu yok başkanım bu arada. Onu artırmadınız. Coşkun'u borçlandıralım o zaman. Başkanım, hemen gelir gelmez radikal kararlar aldınız. Mesela alışığa gelmiş bizim kokteylinde mesela kum dökmeyi yasakladınız. Onun önünü kesin. İşte düğünlerde sandalye masa dağıtımı gibi. Bazı kararlar aldınız. Bunları da açıkladınız ama böyle sizi de bulmuşken vatandaşlarımız da direkt duysun diye soruyorum bunları. Şimdi radikal kelimesi, yasaklama kelimesi çok sert kelimeler. Evet, bizim havamız da sert, insanımız da mert, biz sertizdir de. Ben de öyleyimdir biraz sert. İş konusunda sertimdir mesela. Yani şu anda piyasada... Onlara geleceğim. Geleceğim. O konuda. Sert ama şimdi yasaklama değil. Bir sistem kuruyorsunuz. Bu sistemin içerisinde inceliyorsunuz. İncelinizde baktığınız zaman 58 bin kişinin hakkı olan şeyler var. Veballi olan şeyler var. Yoksa işte bir düğün yapıyorsunuz. 40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira çocuklarımız için harcanıyor. Ama işte düğün yapılacak yerde, köyde, kentte işte evinin önüne kum gönderiliyor. Ama çok güzel bir şey. Yani daha önceki yapan arkadaşları da niye yaptılar diye yadırgamıyorum. Ama eğer onu yapıyorsak, ki ben söyledim yani 1 trilyonun üzerinde bir kum parası var. Evet. Bunun tamamı evlerin önüne gitmedi tabii de. Tabii. Ama hani incelediğim, baktığım zaman 400-500 milyarlık bir kumun ben etrafa saçıldığını gördüm. Kesinlikle eleştirmiyorum. Onların yoğurt yiyişi öyleydi. Ama ben vatandaşımla dertleştim. Dedim ki yani bu kadar para vebal. Onun yerine kaç tane park, kaç tane yatırım, kaç tane işletme açabilirsiniz? 80-100 bin liraya düğün yapan bir vatandaşımız da 200 lira, 300 lira, 500 liraya da bir kum evinin önüne dökebilir. Ama burada o paylaşımımda da vardı. Hani gerçekten fakir, gerçekten fukara, ihtiyacı olanlara masa, sandalye bir ihtiyacı olduğu zaman bunda kısıtlamıyoruz. İşte cenaze hizmetleri büyükşehire aittir. Çadırlarımızı sağ olsun büyükşehirimiz kurar sandalyelerini. Burada bir eksiklik kalırsa tabii ki bizim masa sandalyelerimizi kullanabiliriz ama 6 personel 500-600 milyar yapıyor yıllık maliyeti, işte mazotu, bir araba ayırıyorsunuz, 6 personel maaşı, sigortası, yemesi, içmesi, yani yazık günah. Yani 500-600 milyar lira masa sandalyeleri, 400-500 milyar lira kum parası, bunları biz yatırıma döndüreceğiz. O konuda bana kızıyorlar biliyorum, belli bir miktar. Aslında çok da kızan yok başkanım, bayağı bir destek var vatandaşlardan. Şimdi %100 memnuniyet şey mi yok? Tabii ki öyle bir şey yok. Yok, %100 ben kimseyi memnun edemem. Yani ailemin içerisinde de aldığım bir kararda işte 3 çocuğum var, ikisi memnun olur, ondan bir tanesi memnun olmaz. İşte hafta sonu
hadi bu hafta sonu işte şunu yapalım dediğimiz zaman bir tanesinin planı, hayali, isteği, arzusu başkadır aslında. Tabii baba ki. Olarak sizden onu bekler ama diğer ikisi şey yapar. Biz burada çoğunluğa bakarız ve bununla ilgili ben yani dediğim gibi seçim zamanında da öyleydi. Seçim zamanında son bir ay kalıncaya kadar her ay anket yaptım. Artı eksi %1,5 hata payıyla vatandaş ne diyor, ne düşünüyor, konumlanmam nedir benim, ne yapmam lazım yaptım. Son bir ay kala, seçime bir ay kala her hafta artık anketler yaptım. Ona göre bir stratejiler belirledim. Çünkü danışmanım yoktu. Kendim. İşiniz bu. Yani işim bu. Şimdi belediyede de, belediye yönetiminde de aynı. Yani çoğunluğa bakıyorum. Yani çoğunluk ne diyor? Çoğunluğun beklentisi nedir diye. Bu alınan kararların hiçbir tanesi şahsımın kalkıp da sabahleyin kalkayım ben bugün masa sandalyeyi yasaklayayım, yarın işte kum göndermeyeyim değil. Bu zaten halktan gelen, milletimizden gelen taleplerdi. Sen bizim paramızı koru, fuzuli iş yapma, siyasi davranma, oy alacağım diye sağa sola bir şeyler yapma, paramızı, bütçemizi, personelimizi düzgünce kullan, biz artık hizmet bekliyoruz, belediyecilik bekliyoruz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu şekilde devam edersiniz başkanım. Fazlasıyla. Kısa bir ara vereceğiz. Efendim, kısa bir aramız var. Tekrar devam edeceğiz ikinci bölümde. Buluşmak üzere.